başlasın. Ay. Mavi köşeye kahvaltı yapmaya gideceğiz. Yani biliyorum biraz İzmirliler için sert bir kahvaltı şekli. Fakat bunu İzmir'e gelip İzmir'de büyüyen biri olarak size göstermem lazım. Mavi köşenin ne demek olduğunu. Şimdi hemen bu andan sonra mavi köşeye geçeceğiz. Geldik mavi köşeye. Heyecan dorukta. Çek. İlk lokma çekilir. Aaaa. İnanılmaz. Hala bu kadar inanılmaz olmuş, çok soğuk. Çayımızı içeceğiz şimdi. Sonra otele gideceğiz. Otel zaten çok yakın. Çağlar gelecek. Çağlar kim? Benim ilk grubum, İzmir'deki grubum Jackpot'u. Bilenleriniz vardır. Jackpot'un gitaristi. Bugün işte birlikte yapacağımız o şarkı söyleyeceğimiz şey için gelecek, prova alacağız. Ondan sonra sokaklara çıkacağız. Bakalım neler olacak. Şöyle bir el sallayın bana. İşte bu harika iki çocuk yapıyor bu sandviçleri. Biz gidiyoruz, yine geliriz. Sandviçler yendi. Şimdi otele gidiyoruz. Çağlar gelecek, prova yapacağız. Şöyle bir şey konuştuk. Dedik ki şimdi para toplamaya çalışacağız ya, asıl olay o. O kazandığımız paraya da sokak hayvanlarına mama alacağız bu arada. O 3 şarkı da 3 şarkı belirledi. Onları çalarız dedik. Fakat o 3 şarkı da o para toplanmayabilir. Yani o 3 şarkı bir kişi bile para atmayabilir. Şu kısa bir süre yani baktın. 10 dakika falan ediyor 3 şarkı. Birkaç şarkı daha ekleyip belli bir para toplamak değil amacınız zaten. Bakalım beni tanımadan da sadece sesime de insanlar beğenip para atacaklar mı hikayesi aslında? Ben ne yapacağım peki? Bere takacağım, atkı takacağım, gözlük takacağım. Çok gizlendim ben Zeyno. Aynen kanka. Zeyno neredesin ya? Şöyle atacağım. Gözlük takacağım. Bitti. Değil mi? Tabii. Tamam. Yeter. Daha da gizlenemez bu kız. Ne yapayım? Varlığımı mı yok edeyim? Dünya. Şimdi gidiyoruz biz. İlk başta bir sokak taraflarında bir yerde deneyeceğiz. Şansımızı bakalım. İnsan var mı? Nasıl ortam? Olmadı, başka loka para toplayana kadar geldik. Bir sorayım. Biraz rock'n'roll dedik ha? Evet, geldik olay yerine. Nasıl tanıdın? Yürek sesinden tanıdım ben. Teşekkür ederiz. Ne haber? İyi ben de. Çok iyi misin? Yok hiç haber,
Tanındım bir falan. Evet. Olsun, daha tanımayanlar ben var. Ben balkondan gördüm sizi. Hadi. Ayakkabılardan tanıdım gerçekten. Ne? Ayakkabılardan. Odur dedim ya. Ayakkabılarım kendini ele mi verdi? Los Angeles'ta mıydı? Evet. Orada da aynısı değil miydi? Evet. Ama bu herkesin sahip olabilecek ayakkabı. Hayır, buraya oturup da bu şaşırdı biraz sonra. Arkadaşlar neler oldu yine? İnanılmaz. Çok sağ. Ya tanındım bu arada hemen ya. 10 dakika şarkıdan sonra hiç şarkına. Bir kız geldi böyle yapıyor. Zeynep bastık galiba çünkü sesinden sonra her gün dinliyorum. Gitsem ayıp olmaz değil mi? Gördüm ilk gelen. Aynen. Ya çok tatlıydı bence. Evet. İyi para topladık bu evet, arada. Evet. Sokak hayvanları için bir 20-30 liramız oldu. Yok be, daha fazla. 100 liramız var. 50'şer atan da var. 100 lira kazanmışız bugün. Vay be. Kısa günün karıdır. Çok güzel. O kadar heyecanlandım ki bir ara. Acaba dedim biri gelecek bizi kovacak mı? Buradan nereye gideceğiz biliyor musunuz? Şu adrenalinin üstüne Çağlar'la birlikte grubumuzla ilk sahne aldığımız yere gideceğiz. Eski adıyla Hayal Bas. Şu an aslında açık mı onu da bilmiyorum. Gittiğimizde göreceğiz ama size böyle buraya gelmişken ve böyle şeyler yaşıyorken de bir gezdirmek istiyorum orayı. Ben de yıllardır hiç gitmiyorum. Hayal Bas'a gidelim hadi. Bakalım neler olacak duyguseli. Arkadaşlar geldik. Merhaba, açık mısınız? Biz Hayal Basken burası. Evet, çok bahsediyoruz. Burada sahne yaptık. Evet. Yıllarca. Şimdi vlog çekiyoruz. Zeynep ben bu arada. Bastık, memnun oldum. bir gezebiliyor muyuz içeri yukarı falan? Sahne duruyor mu? Hayır, durmuyor. Yapma ya. Ne var yukarıda? Gelin bakın. Hadi bakalım. Ay heyecanlandım bir dakika. Hadi bakalım ya. Sahne burasıydı. Ya bir yükseltisi vardı şöyle. Biz burada söylüyorduk. Burada da böyle bistrolar vardı. Ya burası o zaman hayalımızın sahibi Hüseyin abinin ofisiydi yukarısı. O da böyle bizi şurada izlerdi oturup. Ya. Ay be. Burası böyle full kalabalık oluyor bu arada. Gecede iki defa falan böyle boşalıp tekrardan doluyordu. Bayağı da uzun çalıyorduk yani. Her şey burada başladı. 30 TL'ye. 37,5 mu alıyorduk? Kişi başı 37,5. 37,5 lira para alıyorduk. Zeynep bunun hepsini Adana ve tavuk dürüme yiyordu. Kenarda hemen bir tane dürümcü teyzemiz vardı. Aralarda gidip orada tavuklu dürüm ya da Adana bol acılı. Hala öyle. Hiçbir şey değişmiyor. Zeynep'i aramamız gerekmiyordu yani. Dürümcü teyzeden alıyorduk. Hadi başlıyoruz falan filan. Ve bütün parasını orada yiyordu. Hayır yani. Bak sana anlatıyorum. O zaman taksi ucuzdu. 30 lira para alıyordum. 10 lirasıyla taksiyle eve gidiyordum. 10 lirasıyla yemek yiyordum. 10 liram kalıyordu. Ama dünyanın en mutlu insanıydım. Evet. Ben de öyleydim. Öyleydik yani. Eve gidince paramız olmuyordu ama. Hiç almıyordum. Mutluyduk ama. Evet be. Ya. Hop. Çok güzeldi ya. Vallahi. Şey başladığı yer inanılmaz. Otele geldik. Yine çok inanılmaz güzel bir gündü bence.
geriliyordum açıkçası. Hani daha önce hiç sokakta şarkı söylemek gibi bir şey yapmamıştım. Tanınmamayı hedefleyerek böyle bir şey yapmamıştım. İlk oldu. Neyse güzel böyle paralar topladık. Onlarla da mama alacağız. Kedilere, köpeklere, sokak hayvanları için. Değişikti. En son tabii ben olduğum anlaşılınca ben de şapkamı çıkardım, atkımı çıkardım ve bir ıslanmıyor bu söyleyip bitirdik. Çok keyifliydi, çok güzeldi. Soğuktu biraz bu arada. Yine İzmir'imde güzel insanlarla şarkılar söyledim. Şanslı bir günümdeyim. Bugünlük bu kadar galiba. Yarın da buradayız. Yarın da bir şeyler yapacağız. Onları da çekeceğim. Ne olduğunu söylemeyeyim. Direkt çekmeye başlayayım. Öyle görürsünüz. Öpüyorum sizi şimdilik. Yarın görüşürüz. Bay bay. Tünaydın, tünaydın, tünaydın. Yepyeni bir İzmir gününden tekrar merhaba. Sevgili dostlarım, evet ben yine başladım. Şimdi sürpriz bir ismin evine gidiyoruz. Kim olduğunu söylemeyeceğim. Çılgın gibi bebek seveceğiz önce. Daha sonra da birazcık takılacağız. Canım kankimin evine gidiyoruz. Kim olduğunu bence biraz tahmin ettiniz ama az sonra göstereceğim size. Bakın nereye geldik, unutuyor şimdi evine geldik. Söyle bakayım bir daha şimdi kameralara az önce söylediğini. Söyle, söyle söyle. Doymadın mı? Neye doymadın mı? Neye doymadın mı? Neye ya? Neye doymadın mı? Daha nasıl? İzlenmeye mi doymadım? Evet, izlenmeye doymadım. Boğaz içine aldı benim kardeşim ya. Bu ne zamandı? 2019. Anıl keşke sana en iyi pop müzik erkeği verseler. En iyi rap ödülü almasaydın hangi ödülü almak isterdin? En iyi diyet aldım bir kere de. En iyi çıkış yapan erkek, en iyi pop kadın. Hangisini almak isterdin? Çıkış yapan erkek. Olmaz olmaz. Şuraya şey fotoğrafını koysanız da Meltem. En eski fotoğrafımız var bir tanesi. Hı hı. Stüdyodaki. Böyle. Şuraya mı? Yaşlandık be Anıl. Yaşlanmadık mı? Yaşalıyoruz evet. Babayım artık. Kez sen bir aile reisisin, bir babasın. Hayattaki yani. Sıfatların ve skillerin oldukça açılıyor. Büyüdü gerçekten. Yani çocuk olduktan sonra çok enteresan bir şey. Nasıl bir şey çocuk? Yani inanılmaz. Ya yeni, ben de yeniden doğdum. Değil mi? Şu an az önce mesela işte aşağıda artık ayakkabısını giydirdi. İlk kez ayakkabı giydiğini görüyor. Ve işte yani yürüyor, koşuyor, topa vurmaya çalışıyor falan. İnanılmaz bir durum benimki. İnanılmaz. Yüzüne bakıyor, gülüyor, eğleniyor. O kadar masum ki her şeyi. Sen nasıl davranırsan ona göre tepki veriyor. Çok garip bir şeymiş yani. Dünyanın en güzel duygusu diyebilir miyiz? Kesin öyle. Çok büyük bir aşk yani. Çok, ben çok aşığım. Bir de kız babası olmak. Kız olduğu için yani çok buna yepyeni bir aşk oldu. Çok da benziyor Sahra'nın. Sahra'nın aynısı bu arada. Karısının aynısı Nina. İnanılmaz. Biz bugün ne yapacağız bunda? Yani çok bir fikrimiz yok. Bir şey planlayarak gelmedik açıkçası. Öyle bir Anıl'ı görmek, Lina'yı görmek istedim. Ne yapıyorsun artık, vlog yok kanka. Bana diyor ki yeter artık, bir de vlog mu çekeceksin? Yetmedi mi? Kanalı hareketlendirecekmiş. Ama seviyorum abi. Kanalı seviyorum, dijitali seviyorum. Tolga Akış'ın karısıyım. Evet, basketbolda ne kadar yetenekli olduğumu gösteren benim vakti geldi bence. Anıl Piyancı'ya biraz basketbol nasıl oynanırmış onu göstereceğim. İzleyin. Daha yeni yeni ısınıyoruz. Anıl'ı görmeden gitmeyeyim dedim. Biraz basket oynadık, biraz Lina'yı sevdik. Şimdi gidiyoruz. Anıl kuşu. Ben de çıkıyorum. Hadi bakalım kendine. İstanbul'a gelirsen haber ver. Geleceğim mi? Gelecek. Ben de gelip senin evinde vlog çekeceğim. Evet, sen de benim evimde vlog çekeceğim.
yeme içme festivalindeki ikinci durak kokoreççi. Şöyle, İzmir'de benim en sevdiğim iki kokoreççi var. Biri Asım Usta, biri de Baki. Şimdi biz bu tarafta olduğumuz için, yani Bostan tarafında olduğumuz için gün boyu bu sefer de Baki'ye gelelim dedik. Aslında Asım Usta da en iyilerinden biri. Ne hepimiz çeyrek. Ama bol içli. İçlerini yarımlık yapayım. Ha, ben öyle istiyorum. Ben normal istiyorum. Normal çeyrek. Yemek normal. Normal. O zaman 4 tane sen... çeyrek, bir tanesi yarımlık. Acı olsun mu? Benim acı baharat suyu olsun. Hepsi. Benim de. Kokoreçi o kadar seviyorum ki. Bizimle geldiğinde bu vlogda izleyeceğiniz şeyleri yemeden dönmüyorum. Sonra da kilo alıp. Nasıl mı bunlara? Bir tanesi bol acı bol baharat. İki tanesi bol acı. Tabii ki. Kokoreçimizi de yedik. Gitmeden bir şey daha yiyeceğiz. Size göstermem gereken benim favorim bir İzmir lezzeti daha var. Onu da daha sonra görürsünüz. Bugünlük gezimiz, günümüz burada sona erdi. Buradan otele gideceğiz. Yarın sabah da yola çıkacağız İstanbul için ama İstanbul'a gitmeden bir şey daha yiyeceğiz. Görüyorsunuz işte canım bostanlığımda kaykay yapan küçük çocuklar, sahilde sandalyesini alıp gelip hoparlörle müzik dinleyen insanlar. Burası gerçekten benim İzmir'de, yani bir gün İzmir'e dönsem yaşayacağım yer direkt burası. Bence Türkiye'nin medeniyet noktası gibi bostanlığı, ben öyle düşünüyorum yani. Yıllardır da hiç bozmadı, hiç değişmedi. Hatta daha da güzelleşti. Artık İzmir'deki bütün yeme içme sektörü, eğlence sektörü de yavaştan bostanlığa doğru kaydı zaten. O yüzden Bostanlı kalp biz. Günaydın Meltem. Günaydın. Günaydın. Vlogtasınız, el sallayın. Merhaba. Acı baharat bol olsun, beyni de bol olsun, ince kıyım olsun. Hazırsak önce bir soruş doğan beni diyorum. Arkadaşlar çünkü İstanbul'da yok. Yani var da böyle bir soruş yok o yüzden. Kokoreç içinde bence daha bulunabilir İstanbul'da ama yok. Soğan lazım. Böyle ne dek soruş yiyeceğim. Akol ya. Benden yok şu an. Artık İstanbul'a dönebilirsin. Teşekkür ederiz. Kendine iyi bak. Evet. Bir İzmir vlogunun, inanılmaz dop dolu bir İzmir vlogunun sonuna geldik. Artık evimize dönüyoruz. Geçirdiğimiz bu 3-4 gün ardından birazcık evi hak etti. Odamı hak etti, birazcık dinlenmeyi hak etti. Hem de şu yediklerimi sindirmem gerekecek. Gerçekten çok yemek yedik. Bir sonraki vlog, ben bu vlog için sevdim bu arada. Baksana beceriyor muyum? Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Teşekkür ederim.